taşıdığımız zaman vatandaşımızı çok daha modern konutlara ama tarihi dokuya sahip çıkarak yatay mimariyle 30-40 metrelik konutlardan 160-170 metrekarelik konutlara çıkartıyoruz. Devamında sosyal alanlar oluşturuyoruz. Hastane oluru da çıktı. Ondan sonra 710 tane konutu aşağı yukarı geri kalan da 3 ay içinde biter. Kurallarını da çekeceğiz, vatandaşlara teslim edeceğiz. 3 tane cami, okul, yüksekokul, oyun alanları, spor salonu. Bakın spor salonuna özel gittim, inceledim. İnanın yani TOKİ ile beraber çevre şehircilik ve yoğun çalışmalarımız var. Spor salonunun basket oynayacağı tahtayı bile tek tek inceledim ben. Oradan topu zıplamasına kadar. Tahtasını beğenmedim. Şöyle olsun dedik. Yani bir kere yapılıyor böyle şeyler. Ama hem tarihi dokuyu koruyacağız hem yaşam şartlarını artıracak şekilde modern bir Hasankeyf ama dokuya uygun çok güzel estetik bir Hasankeyf çıkartacağız. İş yerleriyle alakalı tabii şu anda yapılan kültürel aks var, çarşı var. Orada yaptığımız dükkanlar var. İlave gelen 40-50 tane daha dükkan var. Esnafın mağdur olmayacak şekilde hak sahipliği kapsamında bütün mağduriyetler gideriliyor. Tabii şöyle hazır bulunduğu konumdan geçerken işte yeni yerleşime geçme durumları, taşınma durumları bir şeyler var. Bunları birebir süreci beraber vatandaşlarımıza inşallah götüreceğiz. Ama sıkıntılı bir sürecimiz yok şu anda. Onlar da birebir hak sahipliğiyle dükkanlarına sahip olacaklar. Son olarak Ulusu bizim büyük bir projemiz, ekonomik bir projemiz, ekonomiye katkı sağlayacak projemiz ama inanın en fazla eleştiri aldığı noktadan en fazla katkı sağlayacak projemiz olacak. Bu yaptığımız çalışmalarla, üzerindeki antik yapacağımız limanla yukarı Hasankeyf'i görecekler. Ve bütün tarihsel dokuyu maketini yapmıyoruz, birebir taşıyarak götürüyoruz. İnanın çok dokusu değişecek buraların. Yani kültürel yönü çok dar ve çok daha fazla turist çekecek burası. Ona inanıyorum ben. Su tutulursa bunu çok daha iyi görecek yani. Buna eminim ben.